Kimdir bu şeytan ha, kim? Kimdir bu Allah'ın belası? Dibimize kadar gelip başımızı nasıl kaçırır ha? Nasıl? Evvel çeşitlerimiz. Sonra Bay Sungur. İmdi de... İmdi de bacım Fatma. Bu şeytan... Bu kadın her kimse bizi çok iyi tanır. Ağabey! Kimdir bize bu kadar asımlık güden ha? Canımızı, ciğerimizi kaçırmaya nasıl cesaret edin? Şehzadem, Fatma Hatun'a her hiçbir şey edemezler. Sen içini falan tut. Gideceğiz, alacağız, çıkacağız ablanın izniyle. Edemezler ya. Ederlerse tüm cihanı yangın yerine çevireceğimizi bilirler. Ama bir hamle etmek gerekir. Elbet biz de bir hamle edeceğiz Aykurt. İlba'ya güvercin yollayız. Ona ihtiyacımız olacak. Buyurdu Şehzadem. Alaaddin, hele bak yüzüme. İmdi durup yas tutma. Karalar bağlama vakti değildir. İmdi ayağa kalkıp hareket etme vaktidir. Edeceğiz ya. Edeceğiz. Bize çatmak ne demekmiş? Hepsine göstereceğiz. Hepsine. Göstereceğiz evvelallah. Bırak! Bırak! Soruşuz lan! Bırak! Erkek olan! Bırak lan! Eğer... Bırak lan! Eğer... Eğer Fatma Hatun'a zarar gelirse... Eğer Fatma Hatun'a zarar gelirse... Bu kale... Bu kale size mezar olacak! Alçaklar! Soysuzlar! Soysuzlar! Köpekler! Biraz erkek olun! Yusuf... Senin bileğin kahvedir. Benim aklım. Gel. Birlik olalım. Bu iblis yuvasını... iki düşman obanın evlatları yıkıp geçsin. Babasının gölgesinin altında beylik lafları eden Sarıca Bey'e bak hele. Örülerle birlik edecek. Ama madem öyle, kader iki düşmanın birlik etmesini ister, o vakit birlik olacağız. Fatma Hatun için birlik olacağız. Onu bu it yuvasından kurtarıp, bu soysuzlara kan kusturacağız. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi bu zindandan nasıl kaçacağız? Onu düşünelim. Biz ne ettik? Evlatlarımızı kafirin eline bırakıp geldik. Canların karşılığı söğüt derler. İmdi ne edeceğiz? Yo. O kansız hatunun sözüne zerre itimat etmem ben. Dediğini etsek dahi canları tehlikededir gayrı. Hele durun. Hele kendinize gelesiniz. Evlatlarımız küffarın elindeyken böyle karalar bağlayıp oturacak mıyız? Oo. Zinhar düşmek yok. İmdi. Evlatlarımızı sağ salim buraya nasıl getireceğiz, onu konuşmak gerek. Hele diyesin. Bayan Bey. Tek bir tane kayıp vermeden nasıl bir hamle yapmak gerek? Begüm Hatun'un dediği doğrudur beyim. Dediklerini yapsak dahi evlatlarımızı teslim edecekleri meçhul. Başka bir yol bakmak icap eder. Kaleye uzanan gizli bir dehliz olabilir belki. Canlarına zeval gelmeden onları oradan çekip çıkarabilir miyiz dersin Bayhan Bey? Peki sen diyesin Begüm Hatun. Ne etmek gerek?
Belki de kuşatmayı hiç kaldırmamalıydık beyim. Esirlerimizin canlarına zeval gelen de o kaleyi onların başına yıkacağımızı bilirler neticede. Onlar kuşatmayla uğraşırken biz edeceğimizi ederdik. Eğer ki kuşatmayı kaldırmayaydık, Fatma'yı sağ bırakıp Yusuf ve Sarcan'ın canına kıyabilirlerdi. Buradaki amaç üçünü de sağ salim alabilmek. Encer Bey, hele sen diyesin ne etmek gerek? Beyim, ben derim ki madem bu soysuzlarla iş tutar, arası iyidir. Gelin Karesi Bey'le konuşalım. Onu aracı kılalım. Sen ne dersin Gencer Bey? Ha? Hem Karesi Bey bunlarla iş tutar dersin, hem de canımızdan can olanın ikbalini gidelim, Karesi Bey'in ipine emanet edelim dersin, öyle mi? Hepinizi dinledim. Gayrı kararımı verdim. Buyruğumdur. Şehri boşaltacağız. Altları ve ahaliyi Söğüt'ten çekeceğiz. Osman şu an öfkeden ve çaresizlikten kuduruyordur. Ama Söğüt'ü kurtarmak için mutlaka bir oyun kuracaktır. Bundan eminim. Ama ona bu fırsatı vermeyeceğiz. Şu ahmaklar, Saruca ve Yusuf. Bir tanesi Begüm Hatun'un kardeşi, diğeri Bayhan Bey'in oğlu. İkisinin de en değerlisi zindanlarımızdayken onlardan Osman'ın gizli planını öğrenebiliriz. Güzel. Hemen harekete geçelim. Bayhan tek oğlunu kurtarmak için anında konuşacaktır. Açgözlü biri. Kendi çıkarı için Osman'ı anında satar. Begüm Hatun'un ve Karesi Bey'in sık sık görüştüğünü söylemiştin. Osman'a bağlılığı bu kadar zayıfken kardeşi için neden ona ihanet etmesin ki? İkisini de kullanacağız Sofya. İkisini de. Esirleri elimizdeyken bize Osman'la ilgili istediğimiz bütün bilgileri verecekler. Şimdi ikisi de Osman'la birliktedir. Akhisar'daki ordugahlarında plan yapıyorlardır. Hemen haber gönder. Benimle gel. Yemeğiniz hazır efendim. Ya Fatma? Sizi bekliyor. Kuşatmayı kaldıralım dediler. Kaldırdık. Buna eyvallah. Ama Söğüt'ü vermek bu olacak iş değil beyim. Gencer Bey. Devletin merkezini kafirlere verdikten sonra bize biat edenlere nasıl söz geçireceğiz beyim? Cenk edelim. Evlatlarımız için en ön safta canımdan geçeyim ama böyle olmaz. Töreye sığmaz beyim. Hele dur. Hele dur Gencer Bey. Biz sana dedik ki bize bir çıkış yolu göster. Ama sen ne ettin? Ha? Küffarla iş tutan Karesi'den bahsedersin. Yetmez. Bir de buyruğumun üstüne konuşursun. Beyim. Yeter Gencer Bey. Yeter. Sen Mekke'yi savunmaya devam edersin. Buyurasın. Buyurasın.